Değerli izleyenler, şu an Oraklı Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Horzum Köyü Muhtarı Cevdet Akdağ var. Kendisiyle telefonda görüştük. Muhtarım dedim, ben dedim bizim köyü bugün çekeceğim. 16 hafta oldu. Horzum Köyü'nü aslında ilk başlarda çekecektik ama programlarımız bizim çok yoğundu muhtarım. Bugüne denk getirdik ama bugün de güzel bir kar varmış köyümüzde. Bu görüntüleri sizlerle buluşturmadan önce muhtarımızı şöyle bir tanıyalım. Ben kendisini çok iyi tanıyorum. Tabii tanımayanlar da var. Evet muhtarım, nasılsın, iyisin? Allah'a çok şükür, sizler çok iyisiniz. Bizler iyiyiz. Köyümüze ve köyüne geldiğin için teşekkür ederiz. Evet muhtarım, güzel bir kar yağmış köyümüzde. 24-25 Mart'ta böyle güzel bir manzara oluştu, kar manzarası. Gayet güzel. Kış mı yaşıyoruz şu anda? İnşallah daha iyi olacak. Öncelikle benim şu. Ben Horzum Köyü Muhtarı Cevdet Akdağ olarak dünyada ve Türkiye'de COVID-19'dan bir an önce kurtulmanın çareleri var. Bunun da en büyük özelliği mesafe, maske, hijyen. Köyümüz bu konuda duyarlı. Şu ana kadar bu hastalık çıktığından beri köyümüzde iki tane vaka oluştu. Biri yurt dışı temaslı, biri de şehir dışı temaslı. Onlar da hastanede yatmadılar, evde geçirdiler. Şu anda köyümüz bu konuda gayet bilinçli. Ben her fırsatta da insanlarımızı bilinçlendiriyorum. Zaten köyümüz tahsil olarak yüksektir ve bilinçlidir. Benim köyüm ne yaptığını, ne yapacağını, ne düşündüğünü çok iyi bilir. Köyümüz olarak, köyümden Horzum Köyü olarak gurur duyuyorum halkımdan. Hepsini saygıyla, sevgiyle seviyorum. Değerli izleyenler, Horzum Köyü ismini nereden almış? İlerleyen dakikalarda zaten röportajda muhtarım ondan da bahsedecek. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Davutçu Mahallesi'ne gidiyoruz. Benim mahalleme gidiyorum ilk önce. Çünkü ilk kendi mahallemden başlamak istedim bu programa. İnşallah. Güzel bir görüntü yapalım muhtarım. Hadi buyurun, gidelim. Haydi gidelim. Hadi. Evet sevgili izleyenler, şu an Davutçu Mahallesi'ndeyiz. Çocukluğumuzun geçtiği yer bizim burası. Gurbetten her yıl tatile gelirdik köyümüzde böyle güzel hava almak için. Ama bizim burada bir evimiz vardı. Evimiz yandığı için şu an evimiz yok. Sadece köyümüz var. Köyümüzü de ara ara ziyaret ediyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz hemen bu kırmızı evde. Yine kardeş kanalda program yaptığımız Muzaffer Baltacı abimizin evi oluyor. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Adem Baltacı'ya, Nihat Baltacı'ya, tüm Baltacı ailesine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi gerçekten köylerimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Köyümüz güzel. Evet şuradaydı bizim ev hemen. Şurayı da bir görüntülersen. Evet, burada bizim evimiz vardı, yandı. Gördüğünüz gibi kısmet, kader, ne diyelim. Evet, Davutçu Mahallesi'nde gezimiz devam ediyor. Evet, burası da bizim mahallemizin çeşmesi sevgili izleyenler. Yaz, kış suyumuz böyle akıyor. Yazın buz gibi suyumuz, bakalım kışın nasılmış. Kışın da o kadar fazla soğuk değil aslında. Bizde pakraç vardı.
Eskiler bilir sevgili izleyenler, Pakraç'la biz buradan evimize az mı su taşıdık? Çok eski bir çeşme burası. Muhtarım kaç yıllık ortalama? 1970 yılında inşa edildi değil mi? Evet, 1970 yılında inşa edilen tarihi çeşmemiz sevgili izleyenler. Bugün neredeyiz? Horzum köyündeyiz. Evet, köyümüz sakinlerinden Nazım Elmacı ile birlikteyiz. Nazım abi nasılsın, iyi misin? İyi, sağ olun. Sağ olun, hoş geldiniz. Davutçu Mahallesi'ne geliriz de seni görmeden gider miyiz? Sağ ol, Allah razı olsun. Sen de baba toprağın, bu dede toprağın. Sen de hoş geldin. Biraz geç kaldık ama olsun. Geç olsun, güç olmasın, temiz olsun. Evet. Nasılsın Nazım abi, nasıl i̇yi, gidiyor? Allah razı olsun. İşte gördüğünüz gibi kış, artık ilkbahara giriyoruz. Hayat devam ediyor. Yine işte. Güzel bir kar yağdı. Güzel bir kar yağdı, evet. Herhalde yani, son kar gibi. Yani öyle gibi ama belli olmaz, Allah'ın işi yani. Nazım abi neler yapıyorsun köylerde? Geçimini neyle sağlıyorsun? Kışın bizim işlerimiz olmuyor genelde. Yazın işte biliyorsun patçada inşaat işleri uğraşıyoruz. Ufak da tarım mırım, 2-3 hayvanımız var onlarla. Böyle meşgul oluyoruz yani. Yine muhtarımızın azasısın değil mi? Şu anda evet öyleyse. Yine burada hizmetlerle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani. Evet, biz de bugün Horzum Köyü'nü gezmek istedik. İyi, birazdan Oraklı'ya gireceğiz, Belenci'ye gireceğiz. İyi, diğer mahallelerimizi de gezeceğiz. Hı. Ama ilk Davutçu Mahallesi'nden başladık güzel görüntüleri. Evet. Var mı buradan selam göndermek istediğin eş dost? Vallahi beni seven arkadaşlara, dostlara, bütün herkese selam diyeceğim. İstanbul'da var mı akraba? Valla İstanbul'da derken de var illaki de yani bütün dostlara selam yani. Bütün dostlara selam. Yani isim şu demeye gerek yok yani. Bütün dostlara selam. Virüs de yani. Bittiği zaman inşallah yani. Rahat bir nefes alacağız. Aynen. Çok i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Efendim, köyümüzün renkli simalarından Hüseyin Akgül amcamla birlikteyim. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Hüseyin amca ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Ot koyuyorum, ne yapacaksın? Hayvanlara. Tabii hayvanlara. Nasılsın, iyisin? İyiyim, Allah şükür. Teyp de getirmişsin sen burada. Teyplerim var ya. Allah Allah. Var, içeride de var, burada da var, bak bunda da var. Boğum malak etmedi mi? Yok, bugün kar yağdı ya. Çok kar var değil mi bugün? Tabii. Nasılsın, iyisin amca? Vallahi iyiyim yani, ne yapayım şimdi, uğraşayım kendime. Şimdi Hüseyin amcanın abisi Celal Akgül İngiltere'de. İngiltere'de. Yeğeni İsmail de Amerika'da. Tabii Amerika'da ya, doğru. İsmail'le görüşüyoruz devamlı. Celal abiyle de görüşüyoruz. Bizim dedi köye gittiğin zaman Hüseyin'in yanına git dedi. Oldu. Çok tabii çok selam söylersin. Selam söyle, kameraya bak. Çok selam söyle. Selam. Özledin mi? Özlemem ya. Sen Hasan amcamı tanıyor musun? Hasan'ı sen Hüseyin'den düşersiniz ya. Erkan. Beraber mi büyüdünüz? Sen biz beraber de koydu ya. Kahya dedemi biliyor musun? He? Kahya dedemi. Oo, bilmem mi? Alçak boylu, güzel yani adam, efendi adamdı. Melek teyzem köyde mi? Köyde. Şimdi oraya da gidelim biz mi? Gidin. Hadi sen de samanı al gel. Tabii ben doldururum gelinim ya. Hadi gel. Siz sağ olun yani. Biz köye geldiğimiz zaman Melek teyzem de az mı kahvaltı yapardı? Kendisinin çok ekmeğini yedik, çok yemeğini yedik. Allah, ekmeğiyle bollan. Melek teyzeciğim nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum bey, hepinizden Allah razı olsun. Bugün köye geldik gezmeye. Evet. Çocuklara çok selam söyle. Muhtarla beraber bugün köyü geziyoruz. İnşallah, Allah büyüktür. Çalışıyor mu muhtar? Çalışıyor tabii.
Çalışmazsa? Bizim muhtarımız çalışıyor. Çalışmazsa oyun yok. Yok, oyna işim yok. Şimdi Celal abiyle biz görüşüyoruz. Dedi ki Erkan dedi bizim köye gittiğin zaman ille de annemi görüntüle. Sana çok selamı var Celal abi. Ha, sen de çok selam söyle. Sen de kameraya bak selam gönder ona. Ben de selam söyleyin öpün onu da öpücüklerini. Gurbette kim varsa selam olsun hepsine olur. Bu sene gelecekler mi? Gelir gel hanım yok onu zaten gel. Öldü. İnşallah bu sene gelir. Şeyi bekleyeyim. Herhalde ortalığı düzelsin diye bekleyeyim. İnşallah. Gelir. Bilal amcam da burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Bilal amcam nasılsın? Ben iyiyim, siz de iyisiniz. İyiyiz, bak kameraya gel, şöyle yaklaşalım biraz seninle. Nasılsın, evet. İyisin? Allah'a şükür iyiyim. Bunda... Saatler olsun. Teşekkürler. Tıraş da olmuşsun. Evet. Vallahi bugün köyümüzü geziyoruz. Allah razı olsun, sağ ol. Köye geldik, sana da uğramadan gitmedik. Tabii ki canım, ne demek, bize uğramazsan olur mu? İzliyor musun bizi? Her zaman. Her zaman izliyorum. Nasıl zaman. Program? Güzel yani, ha. Çekici. Şimdi bizim kameramana ben demin Celal abiye anlattım. Dedim ki kendisi dünya şampiyonu dedim. Doğru. Beni dedi dövebilir mi dedi. Yok onun öyle şeyliği yok. Ama dünya şampiyonu değil mi? Tabii ki. 6. 7. danda. Kendisine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz İngiltere'ye. Tabii görüşüyoruz biz onunla. Her hafta görüşüyoruz. İsmail arıyor mu? İsmail'le pek görüşemiyorum ama ondan görüşeyim. İnşallah o da selam. Ondan görüşemiyorum da. O abimin aracılığıyla. Biz de memleketi adım adım geziyoruz Bilal amca. Sağ olun, sağ olun. Var mı bir isteğin arzun? Vallahi benim sizin sağlığınız işte. Ne diyeyim yani? Hadi Allah emanet ol, kendine iyi bak. Sağ olun, teşekkürler. Melek teyzeciğim, görüşmek üzere. Oldu. Hadi bakalım. Hepsine selam. Allah yardım ederiz herkese. Sağ olun. Semiye teyzeciğim efendim nasılsın? Canım iyi Allah'a şükür iyiyiz. Nasıl keyifler? Keyifler de iyi Allah'ıma bir şükür. Selahattin amcamla da röportaj yapacaktık onlar Karasu'ya gitmiş. Evet onlar bugün gittiler Sebahattin'le Erfeli gittiler. Ben kaldım köyde yalnız geleceğini bilseydik belki de gitmezdik. Nasıl keyifler? İyi Allah'a şükür. Bak Tülay seni izliyor şu an. Tülay'a selam gönder bütün çocuklara. Tülay'a, Elif'e, Kasım'a hepsine Ramazan'ına. Dolu bende. Hepsine selam Hanife'ye, olsun. Hanife'ye, Niyazi'ye, hepsine, kardeşime falan. Hiçbirini ayırmayalım. Hepsine kucak dolusu selamlar. Evet. Beni tanıyanların hepsine selam kucak dolu. Semiye teyze efendim. Biz yukarıki köye gidiyoruz. Tamam. Tamam canım. Yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. İnşallah. Emanet size de emanet olun. Sağ olun. Valla çay may hepsini hazırlarız. Sulak aynıyız obanımız üzerinde. Allah razı olsun biliyorum. Evet. Çok evet, sağ olun. Canım. Tamam canım. Size de iyi günler. Efendim Davutçu Mahallesi'nde gezimiz devam ediyor. Necati amcamızla birlikteyiz. Yine çok değerli kızları Serpil ablamız da yanımızda. Kendisiyle biz Erfek'te görüştük. Ne zaman geleceksin? Ne zaman? Ansızın çıkıp geldik. Evet. Sağ olsunlar kapılarını da bizlere açtılar. Necati amcam nasılsın? İyi misin? Allah'a çok şükür. Hamdolsun iyiyiz. Şükür Allah'a. Bugün dede toprağına geldik. İnşallah. Hoş geldiniz. Siz de bu köylüsünüz. Tabii biz de ya, tabii hoş geldiniz yine. Biraz geç oldu ama temiz olsun. Olsun hayırlısı olsun. Kar da var. Hava da çok güzel bugün. Vallahi şu anda iyi yani. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Biz de hamdolsun şükür Allah'a. İyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Köylerdeyiz mis gibi yaşıyoruz. Ya, şükür Allah işte görüyorsun. Kızın da zaten hemen yanına geldi buraya evi yaptı. Beraberiz. Çok şükür. Beraberiz yakınız. Çok iyiyiz. Serpil abla artık buradasınız değil mi? Vallahi biraz daha buradayız. Gideceğiz. Yazın inşallah temelli gelmeyi temelli düşünüyoruz. Temelli gelecekler yani. Ben devamlı buradayım yani. Değerli izleyenler köylerimizi unutmayalım. Şimdi artık şehir hayatı da eskisi gibi değil. Yaşanmıyor. Değil. Çok sıkıcı zaten, oldu oralar. Biz zaten sevmiyoruz abi. Ben mesela çarşıya bile zor geliyorum. Yani. Çarşıda durasım yok. En ufak bir işim olsa ben işimi yapıp eve dönüyorum. Valla geçenlerde vallahi. İstanbul'a gittim. İki gün zor kaldım. Ya ben hiç gidemiyorum. Hele gitmiyorum. O trafik çilesi var ya. O yönden zaten. Daha kötü bir şey. Gerçekten. Bizde Allah çok şükür sorun yok yani. Şükür Allah her şeyimiz mevcut. Evet. Yolumuz izimiz. Yani bir sıkıntımız yok kaydı bizim. Ne yapalım ki çarşıda? Allah hepinize iyilik cümlemize versin. Sağlık cümlemize versin. Hepimize sağlık, sıhhat olsun. Şimdi yurt dışında da izleyenler var sizin. Evet, aynen var. Biliyorsunuz. Var. Hepsine çok selam söylüyoruz. Onlara buradan selam gönderin hepsine. İstanbul'dakilere özellikle. İstanbul'da çoluğumuz, çocuğumuz, yani. Isım akrabamız hepimiz var.
hepimizin var yani. Onları hepsine ayrı ayrı özellikle selam ederiz. Söyleyeceğiz, izleteceğiz hepsine bu hafta selam. Hepsini böyle hepsine, izlemeyenleri de. Almanya'da Ramazan abiye, Oktay'a hepsine buradan selamlarımızı takipçiniz gönderiyoruz. Onlar da selam sizin eder. Doğru. Evet. Bizimkiler de bizim sayenizde diyoruz. Geçen hafta hatta hep beraber izledik oturduk. Dedim bu programı mutlaka izleyin, ben de çağıracağım köye dedim. Telefon ediyor hani yeğenim geldi mi? Yok dedim ya, kar yağdı gelemedi. Allah razı olsun işte, dediğim gibi. Şimdi ben her programda çok selam söylüyorum. Her programda hep söylüyorum. Ben Hüseyin Çakırbaş'a çok teşekkür ediyorum. O şoklu iş adamı. Ya hepsine teşekkür ederim abi. Destek oldu bize sağ olsun. Bakın elimizden destek tuttum. Olanlara, sebep olanlara yani böyle bir yerler tanıtmaya, görüntü almaya falan. Yani. Çok güzel bir şey yani. Gene haber verseydiniz sabahtan şey gene biz bir şeyler ayarlardı. Ya Serpil abla şimdi ben her gittiğim diye bak her gittiğim yerde yersem göbek aldı başını gidiyor. Ama yo. Şu anda biz suçlu olduk yani. Estağfurullah olsun. Biz, ben çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Yani biz gerçekten de teşekkür ederiz. İşte çok sebep olanlara, gelenlere, bizi böyle buralara hani hürmet edip de gelenlere de Allah razı olsun. Evet. Yani. Çok teşekkür ederiz. Ne diyeyim yani. Köyde gezimiz devam ediyor. İnşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah hadi. Görüşürüz. Allah razı olsun. Selamlar. Size de. Evet, şu an Oraklı Mahallesi'ndeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi evde Güllü Sarıgül ablamın ailesine ve kendisine ait. O çok istiyordu bu evi görüntülememi. Ona da bir jest yapmak istedim. Gördüğünüz gibi baba evini şu an hem kendisiyle hem izleyenleriyle paylaşıyorum. Evet, yanımızda Sabri Sarıgül var. Sabri amca nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bugün köyümüzü geziyoruz adım adım. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne söylemek istersiniz sizi izleyenlere? Ne söyleyelim işte, köyümüzü sağ olun, Allah razı olsun, sizin sayenizde görüyorlar. Hani çok iyi bir hizmet verdiğinize için teşekkür ederim size. Güllü Sarıgül ablam da özellikle rica etti. Erkan benim evi ne olursun gittiğinde çek diye. Güllü ablanın neyi oluyorsunuz? Amca çocuklarıyız biz Güllü, Güllü bacıyla. Onlar tabii İstanbul'dalar. İşte ben varım köyde. Köyde mi kalıyorsun burada? Köyde kalıyorum. İstanbul'da bitirdin mi bağlantıyı? İstanbul'a gidiyorum. Kışları gidiyorum. Ondan sonra işte öyle şey geliyoruz arasına. Oldu, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, şu an yanımızda İbrahim Karakaş amcamız var. Hemen gördüğünüz gibi Sancak Köşk'ün sahibi olur kendisi. Aynı zamanda bu mahallenin en yaşlılarından olan rahmetli Sancak amcanın da oğlu oluyor. Evet. Bu arada başınız sağ olsun. Sancak amcayı kaybettik. Allah razı olsun, sağ olun. Nasılsınız amcam, iyisiniz? Allah çok şükür. Size duacağız. Bugün memleketi gezmeye geldik. Horzumu gezmeye geldik. Çok güzel olmuş. Vallahi çok memnun olduk yani buraları gezdiğiniz için. Beni tanıyorsun. Tanıyorum. İzliyor musun bizleri? Ya şimdi fırsat buldukça. Yani her zaman yapamıyoruz. Bugün köyümüzün vatandaşlarına yer vermek istedik. Röportajlara biraz ağırlık vermek istedik. Allah razı olsun. Çünkü gurbette çoluk çocuk hepsi sizi izliyor. Evet. Kameraya bak, onlara da selam gönder. Evet. Yani kızanlara da selam. Çoluk çocuğa, torunlara, evlatlara. Biliyorsun. Hepsine selam. Hepsine olsun. Selam. Ben de söyleyeyim kardeşim. Sen de söyle. Sen de söyle, gel. Ya. Sen de selam söyle o zaman. Ben de selam söylüyorum çocuklarıma. İstanbul'daki çocukların hepsine. Uğur. Aysun, Aysu, Aytene hepsine selamlar. Bizden de kucaklasın selamlar. Tekirdağ şarkıda ödev benimkilerde. Sen demin zaten kızanlara selam söyleyeyim dedin ya. Trakya bölgesi olduğu için. Abi kızanı mı? Abi kızanı mı ya? Hadi Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Evet, çok hadi, sağ olun. Selamun aleyküm. Tahir amca nasılsın? İyi, iyi. İyi gördüm seni maşallah. İyi değil de iyi diyeceğiz yani. Vallahi zımba gibi görünüyorsun. Öyle. Nasılsın Tahir amca? Allah'a şükür.
Ben kimim biliyor musun? Evet evet tanıdım. Ben Davutçu Mahallesi'nden Kaya'nın Bilal'ın oğlu. Bilal'ın oğlu doğru. Tanıyor musun babamı? Doğru. Babamı tanıyor musun? Tanıyorsun, tanıyorsun. Maşallah sesi de gür çıkıyor. Bugün köyümüzü adım adım geziyoruz Tahir evet, Hoca. Evet, canın sağ olsun. Seninle de röportaj yapmak istedik. Güzel bir sohbet olsun. Nasılsın, iyisin? Allah'a şükür iyiyiz işte. Yaş artı dolaştı da öbür dünyayı gözleyiz. Yaş kaç? Bilmiyorum ki, 1934 doğumluyum ben. 1934 doğumluysa 87 yaşındasın. Ya. Allah uzun ömür versin. 55'te asker oldum, 58'de terhis oldum. Nerede yaptın askerliği? Gölcük Yavuz Gemisi'nde yarı savunma bölümünde. Kaç yıl yaptın? 3 sene. Evet. Şimdi çağırsalar yine gider misin? Buyur. Çağırsalar yine gider misin? Şimdi mi? Yani tüfeği şimdi gezdirir ben artık. Taşıyamam mı diyor? Tabanca verir lan. Tabanca taşı. Ha, tabanca olur. Teyzem kim? Hafiş. O bizim... Gelini Tahir amca. Gelini mi oluyor? Gelin evet gelin. Vallahi Tahir amca ne yapalım, biz de memleketi geziyoruz böyle. Canı, Mavi Karadeniz'de program yapıyoruz. Canı sağ olsun da gezin. Uşaklara selam göndereceğim mi? Kameraya bak, selam gönder. Çoluğa, çocuğa, torun, torba yapsın çalar selam. Bizden de kucak dolu selam. Evet. Seni de fazla yormayalım sen gittiğinden. Ben yorgunluğa alışkınıyım. Alışkınım diyor. Bugün muhtarla beraber geziyoruz. Muhtar çalışıyor mu hiç? Muhtar çalışıyor. Muhtar çalışkan adam. Vallahi çalışmazsa oy moy yok. Artık o zaman geldim belli olur. Zaman geldi mi belli olur. Öyle. Hayır amca, çok teşekkür ediyoruz sana. Teyzem de çocuklarına selam göndermek tabii, istiyormuş. Tabii. Ona da bir merhaba diyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın teyzem, iyi misin? İyiyiz elhamdülillah, siz sormalı. Bizler çok iyiyiz, sağlığınıza dua ediyoruz. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Nerede çocuklar? Çocuklarımın biri Gerze'de, 3 tane İstanbul'da. Hepsine selam ediyorum buradan. Bizden de kucak dolu selam olsun. Torunlarım, 10 tane torunumuz var. Allah razı olsun sizin sayenize. Geliyorlar mı ya? 2 senede gidemedik, onları çok özledik, burnumuza tütüyor. Gelemediler, biz de gidemedik 2 senede. Bu virüs belasına? Ha, virüsten dolayı gidemedik. Bayramlarda geliyorlar da biz gidemedik. İnşallah virüs bittiği zaman tekrardan kavuşursunuz. İnşallah Allah kavuşturur inşallah. Eşim de sabrı. Onunla da konuştuk. Teyze sen ne söylemek istersin? Ben bir şey söylemiyorum, misafirim, herkese selam. Senin de var mı çoluk çocuk? Herkese var, bunu kredisin. Sen de selam söyle. Sen de selam söyle, bak bizi burada bulmuşken. Hepsine selam söyleyeyim işte aileme. Konu komşuya, çocuklarıma, herkese selam olsun. Hepsini özledik onları. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a. Amcam görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi sağ oldu mu? Sağ oldu mu? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı yolculuk, hayırlı günler. Değerli izleyenler, köyde gezdik, yorulunca bizim aklımıza ne geliyor? Tabii ki yemek geliyor. Ama köyümüzün güzel insanları sağ olsunlar, bugün bizi yine aç bırakmadılar. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz çok şükür, siz nasılsınız? Sağ olun, biz bugün Horzum köyündeyiz. Evet. Güzel bir tanıtım çekimi yaptık. Sen ne yapıyorsun bakayım şu an bizim ben için? Ben nokul yapıyorum size. Bir tepsi var zaten sevgili. Bir tepsi yaptım, yine yapıyorum. Dolma yapmış teyzem. Evet. İsim nedir? Nuriye Güloğlu. Nuriye teyze nasılsın, iyi misin? İyiyim keyifler çok nasıl? Şükür. İyiyiz. İyiyiz. Bugün aşı olduk. Oldunuz mu? Evet. Hadi ikinci bakalım. Aşı olduk. Maşallah maşallah. Allah şifa versin. Amin. İnşallah, amin. İnşallah Nuriye abla kurtulacağız. Bu beladan İnşallah, kurtulacağız. İnşallah. Allah'ın hep duamız o zaten. İnşallah. Nuriye abla şu fasulyenin tadına bir bakabilir miyim? Tabii ki tabii ki. Sizin çok için yaptım çok zaten. Çok seviyorum. Çok çok. Zaten sizin için yaptım. İyi. Nasıl olmuş, güzel mi? Vallahi çok güzel. Bak bak. Çok güzel. Dolma da var. Tabii dolma da var. Dolmanın da tadına bakalım hemen. Tabii ki tabii. Sevgili çatal izleyenler. Koymadım ama. Yaprak sarması. Zaten dolmayı giderken alacağız. Çatala gerek yok. Tencereyle beraber götüreceğiz. Alın alın tabii ki. Sizin için yaptım. Şimdi Nuriye teyzem bizim için nokul, dolma, fasulye turşusu hazırlamış. Hemen yan odada yine güzel bir yemekler yapılıyor. Şimdi oraya da çekeceğim evet, Nuriye teyzem. Evet tabii ki. Nuriye teyzeciğim. Efendim. Çoluk çocuk var mı gurbette? Var. Neredeler? İstanbul'da 2 tane çocuğum var. Bir kız bir oğlum. Onlara da selam gönder, kameraya bak. Oğluma kızıma çok selam gönderiyorum. Bir tane de kızım Samsun'da var. Ona da çok selam gönderiyorum.
torunlarıma, damatlarıma, oğluma, gelinime hepsine çok selam gönderiyorum. Bizden de selam olsun onlara. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Efendim, Horzum köyüne gelmişken boş gitmek de olmaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Teyzem, ellerine kollarına sağlık. Kameraya şöyle bir göster. Afiyet olsun. Bizim kameraman bugün yemeklerden gözünü alamıyor nedense. Afiyet olsun. Çok çok acıkmış. Teyzem nasılsın, iyisin? Hamdolsun oğlum, iyiyiz. Çocuklara selam gönder sen de buradan. İstanbul'da mı çocuklar? İstanbul'da. Bak selam gönder onlara. Selam mı söyleyin? Hepsine selam olsun. Tamam, katlamaları da hazırlıyoruz. Birazdan yiyeceğiz şimdi misafirhanede. Tamam, afiyet olsun. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle, sağ olun. Demin amcam bize diyor ki beni niye çekmiyorsunuz diyor. Seni de çekmeyelim. Seni de çekmeden gider miyiz hiç? Tabii. Sen de söylemek istersin. Ben de çocuklarıma hepsine ayrı ayrı, kızlarıma, damatlarıma, gelinlerime hepsine ayrı ayrı selam söylüyorum. Hepsini sağlıklı günlerini bekliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben seni öpüyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Tamam. Sağ ben olun. Geleceğim, görüşeceğim. Hadi gel, bekliyoruz. Tamam. Efendim, Horzum Köyü Merkez Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda emekli öğretmen Güllü Bal var. Evet. Hocam nasılsınız? İyiyiz. Sizi görünce daha iyi olduk. Çok şükür günlerimize. Allah bundan beter etmesin. En kötü günlerimiz böyle olsun. Hatırlıyor musun? 5 yıl önce yine size bir röportaj yapmıştık burada. Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorum yani. Buraya gelmişken. Geldiğinizi hatırlıyorum. Zaten önceden de tanıyorum sizi. Evet. Nasılsın hocam, iyisin? İyiyiz Allah'a çok şükür. Hocam kaç yıllarında öğretmenlik yaptın bu köyde? Ben 72, 73, 71, 72 mezunuyum. 73'te Meydan Koyun'da çalıştım. Hesap yaptım. 10 yıllık krediyle. Kredi almakla bitiyor mu Mert? Faiz de var bunun. Oo sevgili ailem. Siz Çavuşoğlu Yemenleri duymadınız mı? Kimi? Senetle ev almak varken ne işin olur krediyle falan baba? Senetle mi? Artık kredi almam, faizle işim olmaz demenin zamanı geldi. Yani? Yani ev almak için senet kafi. Kredi falan yok. Bunun için de Çavuşoğlu Yemenler projelerinden birini seçmeniz kafi. Şimdi Çavuşoğlu Yemenler'de kredisiz, faizsiz ev sahibi olma zamanı. 72 ay senet kafi. Çavuşoğlu Yemenler projelerini ziyaret edin, kafi sistemiyle hayatınız değişsin. Çavuşoğlu Yemenler. Sonra 74'ten itibaren 96 yılına kadar burada çalıştım. Değerli izleyenler, Güllü hocamızın eşi de Bilal Bal. Hemen pencereden bakıyor. Evet. Kendisi de emekli öğretmen. Şöyle bir durum var. Çocuklarımız hep öğretmen. Çocukları öğretmen. 4 tane çocuğum var. 3'ü öğretmen. Biri Ankara'da rehber öğretmen. Biri Adapazarı'nda lise öğretmeni. Kızım tarih öğretmeni. Oğlumla gelinim de İstanbul 2Telli'de, Mehmet Akif'te müdür yardımcısı. Değerli izleyenler, bizim bu köyümüzün hemen hemen %80'i öğretmen değil mi evet, hocam? Evet, bu köyde evinde memur olmayan hiçbir aile yoktur. Bütün evlerde en az bir iki tane emekli memur vardır yani. Okumuştur yani bu köyü. Hocam babamı da siz mi okuttunuz Bilal? Onu ben okutmadım. Davutçu Mahallesi'nden. Onu ben okutmadım. Benden öncekiyle okutmuş. Ben şimdi okuttum dersem yalan söylemiş olurum. Evet hocam. Ben sizi okutmadım. Sizi de fazla üşütmeyelim. Buradan selam göndermek ister misiniz çocuklara? Bütün herkese selam.
selam olsun. Yani bizi izleyen, dinleyen bütün din kardeşlerimin hepsine selam olsun. Hısım akrabamı hepsine. Sadece çoluk çocuğum diye ayıramam yani. Hepsi benim kardeşlerim. Yani şeylerim. Hepsine selam olsun dedi. Herkese selam olsun benim. Bilal amcaya da bir mikrofon uzatalım. Olabilir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bilal amca nasılsın? İyiyim iyiyim. Sizleri sormalı. Sizleri görünce daha iyi oldum. Valla bizler de çok iyiyiz. Bugün köye geldik. Geziyoruz köyde. Çok güzel, çok güzel. Sen nasılsın? İyi misin? Sağlık sıhhatin nasıl? Biraz rahatsızlık var ya. Yürümemde biraz şeylik var. Sızınımım var. Dikkat et kendine, dikkat et. Elimden geldi bu dedin. Hadi Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güle güle gidin. Evet, şimdi geldik yemek faslına sevgili izleyenler. Ama bizim yöremize ait helva kesimi var burada. Düğünlerde, kına gecelerinde özellikle bu adet uygulanıyor. Şimdi helva keseceğiz. Muhtarım bıçak kesmiyor. Keser. Vallahi kesmiyor. Keser bak şimdi. Kesmiyor. Kestin mi? Kessin. Kesmiyor ya muhtarım. Kesin artık kesin. Muhtarım kesmiyor. Keser. Başka yok. Amca kesmiyor bıçak. Yapacak bir şey yok. Muhtarım. Vallahi gitmiyor. Gitmiyor mu? Gitmiyor muhtarım. Gider. Ver bakayım sen onu bana. Tamam. Şimdi bıçak kessin. Dur o zaman şöyle kesiyoruz. Şuradan da kestik. Kesti. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi helvamızı da kestik. Orzum köyünde. Şimdi muhtarımıza, röportajımıza başlayacağız sevgili izleyenler. Ama ilk önce bir karnımızı doyuralım. Yorulduk. Yemekten sonra muhtarımıza, röportajımıza başlıyoruz. Evet, yemeğimizi yedik. Çayımızı da içtik. Şimdi gelelim röportaja. Bakalım muhtarımız 3 dönemdir Horzum köyünde ne hizmetler yapmış, hep birlikte izleyelim. Evet muhtarım, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize kapılarını açtın. Köyümüze de güzel bir çekim yaptık. Yemeğimizi de yedirdin bize. Sağ olasın. Evet muhtarım. Her şeyden önce ben teşekkür ederim. Sizlere buralara kadar geldin. Aynı zamanda senin köyün evet, burası. Evet. Az önce söylediğin gibi 3. dönemdir muhtarım. Köyümüz gayet iyidir. Horzum'un bir ilk önce bir tanımını yapayım. Evet, Horzum ismini nereden aldı? Horzum ismini... Aslında Horzum değil, Harzım'dır. Bu Orta Asya'dan bizim göç ederek Antalya'ya geliyorlar. Antalya'da Toros eteklerinden 24. kavim olarak Isparta'ya geliyorlar. Isparta'dan Balıkesir'e, Balıkesir'den Eskişehir böyle dağılarak geliyor. En sonki yerlerimiz burası. Horzum köyü 110 hanedir. Horzum merkez olmak üzere 6 tane mahallemiz vardır. Horzum merkez, Oraklı, Davutçu Mahallesi, Belencik, Koççuvaz, Kübes Mahallesi. Horzum köyünde kışın sürekli oturan 164 kişi vardır. Kışın bu nüfusumuz az fakat yazın bu nüfusumuz 5'e 6'ya katlıyor. Gayet iyi. Köyümüzün kültür seviyesi olsun, tahsil seviyesi olsun çok yüksektir. Yüksek yüksek köylerden birisidir. Her evde aşağı yukarı bir memur vardır. Köyümüzün insanı ne istediğini bilir, ne yapacağını da bilir. Çok akıllıdır, çok duyarlıdır ve istediği her şeyi de yapar köyümüzde. Köyümüzün geçim kaynağı genelde hayvancılık ama şu andaki yaşlı nesil çok emekli kısmı. Bu emekli kısmından dolayı insanlar bu kadar çalışıyor. Biz gençlere şunu söylüyoruz. Köyünüze gelin, ata köyüdür, dede köyüdür, köyünüze sahip çıkın. Çünkü biz köyümüze sahip çıkmazsak her taraf orman oluyor. Gerekse bahçeliye, gerekse meyvelik bunları yapmaya çalışalım. İnsanlarımıza sesleniyorum. Lütfen köyümüze gelin, köyümüzü kalkındıralım. Bu sadece köydeki yaşlılarla, şimdiki insanlarla olacak bir iş değil. Horzumlu dediğimiz vakit bu şekilde tanımladık. Oraklı Mahallesi'nin
de geçmiş öyledir. 1700 yıllara dayalıdır. Oraklı ismini de alan İstanbul Sarayı'ndan köyümüze gelen bir memur vardır. Artık o memurun ne memur olduğunu bilmiyoruz. Fakat bizim köyümüzde vefat etmiştir. Bu kişi Oraktar Ömer Bey. Asıl ismi. Asıl ismi. Bizim mahallemizde Oraklı ismini buradan alıyor. Buradan aldığı için Oraklı bu şekil. Köylerimizde genelde ihtiyaçlarımız tabii ki oluyor. Ben göreve geldiğimde çok sıkıntılarımız vardı. Elimden geldiğince giderdim. İçme sularımız terko suyudur. Kesinlikle her mahallede depolarımız vardır. Klorlama sistemleriyle tamamıyla yapılmıştır. Tabii bunlar devlet tarafından. Devlet olmadan biz olmayız. Asfalt konusunda benim şu andaki asfalt yapılması gereken mahallelerimden 1200 metre Koçuvaz Mahallesi, 3 kilometre Davutçu Mahallesi. İnşallah bu senede herhangi birisi, ikisinden birisi mutlaka peki yapılır. Muhtarım, şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Yani benim köyüm, benim mahallem, tabii ki ben bunu konuşacağım. Mesela ben kendimi bildim bileli Davutçu Mahallesi'nin yolu kötü. Yani biz bu yolu neden asfaltlama çalışması yapmıyoruz? Yine Koçuvaz Mahallesi. Bir Koçuvaz Mahallesi'nde bu sorun var, bir de Davutçu Mahallesi'nde. Yani biz bu yolu ne zaman yapacağız? Ne zaman asfalt olacak bu yol? Şimdiki bu daha önceki çalışmalarla yapıldı. Tabii ki hepsi birden olmuyor. Sırayla mesela ben 3 dönemdir muhtarım ama her sene asfalt yapacağım diye bir program alamıyoruz. Mutlaka bir sene su, bir sene yol. Şimdi bu mahallelerde bütün mahallelere şebeke suyunu benim dönemimde geldi. Bir sene su yaptığımız vakit ikinci sene asfalt veyahut da işte sitemizde çalışmalar. Şimdi bu kısımlar grup yolu olduğu için öncelik grup yollarına verildi. Şimdi mahallelerimize döndü. İkisi de olmasa inşallah ikisi de olur ama Davutçu Mahallesi'nin asfaltının olacağını ben müjdeleyebilirim. Fakat seçim öncesi peki olacak mı? Seçim öncesi olur fakat ben şunu söylüyorum. Ben hep bütün köylüme de aynı şeyi söylemişimdir. Ben İşlem başlamadan yani çalışma faaliyeti başlamadan burası şu oluyor demem. Çünkü öyle dendiği vakit kalır sen söz vermiştin denilir. Ben o duruma düşmek istemiyorum. Müracaatlarımı yaptım. Her türlü müracaatımı yaptım. İvedik'le öne şeye getirdim, gündeme getirdim. Ve şu anda yapılan programlarda bana söylenen önceliğimiz Davutçu. İnşallah olur. Şimdi... Özür dilerim, lafını kestim. Davutçu Mahallesi'nin yolu kötü. Onunla ilgili bana çok mesaj geliyor sevgili izleyenler. Bir de Koçuvaz Mahallesi'nin dere var. Biliyorsunuz değil mi muhtarım? Bir viraj var orada. Evet. Kar yağdığı zaman yani orada çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Zincir taksa bile araçlar orada sıkıntı yaşıyor. Yani bu yolun asfaltlanması olsa muhtarım daha iyi olmaz mı sizce? Orası asfaltlansa daha güzel olur. Oradaki virajın da en büyük bizim sıkıntımız viraj çok rampaya çıkıyor. Alt tarafından veyahut da devamından bir yolu devam ettirsek vatandaşımız yer vermiyor. Yani oradaki rampayı kaldırmamız için ileriye doğru biraz düz gitmemiz gerekiyor. Fakat burada da işte vatandaşımız benim tarlama girme, benim avlumu sökme diye öyle bir sıkıntılar oluyor. Davutçu'da da aynı şekil oldu. Yıllardan beri Davutçu'da da mahalle içinde sıkıntı vardı. Kadastro'ya getirdik. Orayı el birliğiyle, vatandaşların el birliğiyle biraz bir genişlettik. Bu seneki oranın kötülüğü geçen seneden kalma. Çünkü bu sene inşallah oralarda yapacağız. Davutçu'yu da mağdur etmiyoruz. Ben elimden geldiğince çalışmaya, iş yapmaya çalışıyorum. Fakat ben Horzum Köyü muhtarıyım. Herhangi bir mahallenin muhtarı değilim. Hepsi benim köylüm. Evet. Hiç kimseyi ayırt etmeden bunları yapıyorum. Köyümüzde insanlara mesela her türlü yardıma koşmaya uğraşıyorum elimizden geldiğince. Dağınık olduğu takdirde köyümüz çok dağınık. Elimizden geldiğince koşuyoruz. Hiçbir zaman şimdiye kadar kimseyi mağdur etmedim. Etmemeye de çalışıyorum. Tabii ki bizlerin hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hatasız hiç kesinlikle kul olmaz. Ama bana oy verdiler. Veyahut da vermediler. Kesinlikle ayırt etmedim bu zamana kadar. Ve etmem de. Muhtarım, bir de bir sorun vardı biliyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz günlerde bu kamuoyunda da biz bunu haber yaptık. Bu bizim çayın olduğu bölgeden bir taş alımı vardı. O durdu mu şu an? Öyle bir durum var mı? Orası daha önceki özel bir firma tarafından çalışılmıştı. Orayı biz bundan önceki kaymakamımızla müracaatta orayı durdurduk. Fakat şu andaki orada bir çalışmayı kaymakamlık yani özel idare bir çalışma yapacağını söylüyor. Fakat yani öyle şey değil. Böyle bir büyük bir taş ocağı açmak gibi değil. Sadece yol genişletmesi ondan sonra oranın malzemesiyle de oradan çıkan taşla da
aşağıda mıcır kırılıp aynı taşı gene bizim kendi köyümüze kullanacaklar. Yani böyle bir çalışma olduğunu söylüyorlar. Bu kaymakamlıkla tamamıyla devletin işi. Bizim hiçbir alakamız yok bu konuda. Tamamıyla devletin yapmış olduğu bir iştir bu. Şimdi bir de köylüler biraz tedirgin oluyor. Çünkü ben de o mahalledenim, Davutçu Mahallesi'nden. Herhangi bir göçme tehlikesi var mı muhtarım orada? Şu ana kadar oraya gelen bütün mühendisler öyle bir sıkıntının olmadığını beyan ettiler. Zaten devlet eğer vatandaşına orada bir zarar geliyorsa, bir sıkıntı çıkacaksa zaten devlet o çalışmayı yapmaz. Biz de devleti mesela, devleti biz de temsil ediyoruz. Eğer vatandaşımızın bir sıkıntısı varsa, orada bir tehlike arz ediyorsa mutlaka ki onun önlemini alır ve biz yapmayız zaten, yaptırmayız da. Ama devlet bütün mühendislerini, jeolojik mühendisini getirdi, yol mühendislerini getirdi. Orada herhangi bir sıkıntının olmadığını, fakat orada ivedilikle söylüyorum gene, orada büyük bir taş ocağı açılmıyor. Sadece yol genişletmesi oluyor. Yani bunu köylümüze söylüyoruz. Bize baskı geliyor köy tarafından, vatandaş tarafından, işte siz engel olun. Buna bize bizzat söylüyorlar. Fakat biz bunu engel olma şansımız yok. Öyle bir şeyimiz de, yetkimiz de yok. Çünkü bunu devlet yapıyor. Evet. Devlete biz karşı gelemeyiz. Biz devlet burada ne benim zarar görmemi ister, ne vatandaşın zarar görmesi ister. Devlet bildiğini yapar ama iyisini yapar. Evet, inşallah güzel olur muhtarım. İnşallah. Öyle büyük i̇nşallah. Sorunlar yaşanmasın köyümüzde. İnşallah. Evet değerli izleyenler, muhtarımızla gündeme dair sohbetimizi yaptık. Yine köy sakinlerimiz de burada. Onları da biz burada kadraja almak istedik. Şimdi Kotçuvaz Mahallesi'ne gidiyoruz değil mi muhtarım? Belencik, sonra Kotçuvaz Mahallesi. Evet, Belencik Mahallesi'ne gidiyoruz. Oradan sonra da Kotçuvaz Mahallemizle programımızı bitireceğiz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Değerli izleyenler, şu an Horzum köyüne bağlı Belencik mahallesindeyiz. Yanımızda Selahattin Baş amcamız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Selahattin amca? İyidir, hoş geldin, sefa geldin. Muhtarımla bugün köyü geziyoruz. Çok güzel. Selahattin amcamın dedim orada da çekim yapalım dedim, yapalım dedi. İyi yaptın. Nasılsın, iyisin? İyi, sen de olsun. İyiyiz, biz de Mavi Kadir'in CV adım adım Sinop memleketi tanıtmaya devam ediyor. İyi yaparsın. Her hafta bir köydeyiz, ilçedeyiz. Köyümüzün güzelliklerini izleyicilerle buluşturuyoruz. Ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim ki, vallahi güzelleştirin işte. Elinizden ne gelirse devletin, milletin, muhtarımız başta olmak üzere. Elinden ne gelirse devletimiz yapsın. Hizmet neyse yapılsın diyorsun. Hizmet neyse yapılsın. Var mı köyde sıkıntı peki, yapılmayan bir şey? Valla yok sayılı ya, suyumuzu göttü, köprülerimizi yaptırıyor. Daha ne yapsın? Elektrikle yenilendi. Sıkıntı yok. Sana. Sevgili izleyenler, Selahattin amcamız da bizim Bayram abimiz var. Çok sevdiğimiz Bayram başında amcası değil mi? Evet. O da Sinop'ta izliyordur şimdi bizi. Aynen öyle. Ona da selam gönder, çocuklara da selam gönder. Çocuklarıma, bütün Türk halkına, bütün akrabalarıma, Türk vatanına hepsine selam söylerim. Bizden de kucaklıyorsun selam. Allah hepsini şu kötü hastalıktan kurtarsın cümle ümmeti. Hadi bakalım, biz Kotçuvaz'a gidiyoruz. Bir şey diyor musun? Vallahi vaktiniz müsaitse birer kahve ısmarlarım. Çok sağ ol. Biz çayımızı da içtik. Sağ olsun motorum onu halletti. Hadi kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Amca nereye gidiyorsun, böyle küfeyi almışsın? Ben Saman'a gidiyorum, Samanlı. Hayvanlara yem mi götüreceksin? Saman götüreceğim. Nasılsın, iyisin? İyi mi Allah aşkına? Kameraya dön bak, kameraya. Sağ ol. Var mı uşaklar İstanbul'da? İstanbul'da yok da Ereğli'de var. Selam gönder bak onlara. Ereğli'deki çocuklarıma çok selamlar. Gözlerinden öperim. Hadi bakalım, sen üşümüşsün. Biraz üşüdüm. Hadi ya. O zaman sen hayvanları yemi al, direkt eve git. Sağ ol. Sağ hadi ol. Anlatma, hadi. Hadi iyi günler. Allah işinizi rast götürsün. Sağ olun. Değerli izleyenler, Cevdet Çetin amcamızla birlikteyiz. Aleyküm. Belencik mahallesindeyiz. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nasılsın Cevdet amca, iyi misin? Allah'a şükür. Çiçek Allah'a abla, şükür. Efendim, gel yanıma.
Yer. Sizi gördüm mü daha iyi olduk. Siz nereden böyle yolunuz döndü de böyle nasıl şaşırdınız siz ya? Ben hayatta köye geleli böyle bir şey yaşamadım. Vallahi seni vallahi görmek için geldik. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Çiçek teyzemi tanıyorum. 5 sene önce gelmiştim çekim için. Ya ne demek, tabii de tanıyacaksın. Sen bizim eniştemsin. Ama sana bir şey diyeyim mi? Söyle de bakayım. Sen hiç yaşlanmamışsın. Bak bu bastığında ne oluyor? Oh, ben de artık bastığına düşeceğim. Ben de yürüyemiyorum bazen. Teşekkür ederim. Yavrum ne yapalım, sağ ol. Allah razı olsun. Çoluğum çocuğum var ama herkesin başına kendine çaresi yok. Biliyorsunuz. Remzi'yi biliyorsunuz. Biliyorum, Remzi abiye de buradan selam. Böyle o da izler zaten. Nasılsınız, iyisiniz, keyifli? Allah'a nasılsınız? Çok şükür, çok şükür. Bugünümüze şükür yavrum. Amcamla birlikte. Sayesine iyiyim. Muhtar geliyor mu, kontrol ediyor mu? Tabii, tabii. Muhtar birinci. Günde arar muhtarımız. Allah razı olsun. Allah. Evvela Allah, sonra muhtarımız. Uşaklar arıyor mu? Ararlar. Aha şimdi az önce Remzi aradı. Remzi'ye de buradan selam. Remzi beni yakından takip ediyor. Eder o. Remzi de arıyor, küçüğü de arıyor, kızlarım da arıyor. Hepsi arıyor, Allah razı olsun. Yazın geliyorlar mı, yaz ayında? Gelir işte, Remzi eşya yükledi, gelecek. Pazartesi eşyayı götürüyor Erfelek'e. Erfelek'ten ev mi aldı Remzi? Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bir Miyus'ten ev aldı ya. Sevgili izleyenler. Pazartesi günü eşya yüklenecek, gelecek. Allah razı olsun. Hepsi iyiler, çok şükür. Sevgili izleyenler, gördüğünüz işte amcamla teyzem. Pazartesi günü Allah nasip ederse, pazartesi salı günü burada. Salı günü köyde. He, köyde. Geleyim mi ben de o zaman? Gel. Tabii gel. Buyurun gel. Çay içer miyim? Oo, çay da içerim. Sonra da keserim. İyi, hadi. Tamam, o zaman Remzi geldiği zaman geliyoruz. Gelmez, dokunmaz yavrum, evet. Dokunmaz. Hiç korkma. Bizim kameramanın arkasında şu an bir köpek var, köpekten korkuyor. Hiç korkma, dokunmaz. Korkma, ona güldüm sen ben. Sen gel, çay da içeriz, yemek de yeriz, horoz da keseriz, mıhtarımızı da al. Tamam, var mı bir isteğiniz, arzunuz? Sağlığınızı, geldiğiniz için teşekkürler. Köye gelene ilk defa böyle bir şey yaşadık daha. Memleketi adım adım gezmeye devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah yavrum, inşallah. İnşallah. Allah canımızı sağ ettiği sürece memleketi tanıtmaya i̇nşallah devam edeceğiz. Aynen. İnşallah. İnşallah. Bu öyle işte yavrum. Muhtarımızdan tek istediğim yoldu. Onu da yaptırdı bana, Allah razı olsun. Şimdi muhtarım yol, bizim yolu da yaptıracak. Davutçu Mahallesi'ne Koççu Vazı. Onun da sözünü verdi bana. Aa, sözünü verdi mi? Siz de o zaman muhtarımızı tutacaksınız. Eğer yapmazsa haber yaparım, yolu yapmazsa. İnşallah. Tamam mı? O verdi, o sözü tutar o. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ ol yavrum. Biz şimdi Koççu Vazı'na gidiyoruz. Orada çekim yapacağız. Tamam. Fazla bir süremiz kalmadı. Tabii. Allah'a emanet olun. Hadi güle güle. Siz de Allah razı olun. Siz de Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sağ olun. Allah razı olun. Hadi güle güle. Teşekkür ederim. Efendim şu an Koççu Vazı mahallesindeyiz. Az önce Oraklı Merkez Mahallesi'ndeydik. Horzum'da, şimdi ise Koççu Vazı'yız. Yanımızda Murat Durur amcamız var. Murat amca nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, sağ olun, var olun, iyiyiz, şükür Allah'a. Seni görmüşken senle de röportaj yapalım dedik. İzliyor musun bizi? İzliyoruz, devamlı izliyoruz. Nasıl İstanbul programımız? Çok beğeniyoruz. Hele memleketimiz olduğu için bir özenle duruyoruz. Evet değerli izleyenler, bu arada bu Koççu Vazı Mahallesi de benim hanımın mahallesi, evet, olur. Eniştemiz oluyorsun. Evet, bugün kendi köyümüze biraz ağırlık verdik. Böyle vatandaşlarımıza da röportajlar yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Murat amcam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah hepinizin cennet mekanı olsun. Abi sağ ol. Görüşmek üzere. Güle güle gidin abicim. Sağ olun. Hoşça kalın.
Sektöründe öncü olan Güneş Telefon'un katkılarıyla hazırlanan Adım Adım Sinop programı sona erdi.